Sene 1993, gaz teknik eğitim elektrik öğretmenliğinde öğrenciyim. Elektrik makineleri bir dersi, mekan cennet olsun, Adnan Peşint hocamız derse geliyor. Doğru akım dinamolarından bahsederken dedi ki, dinamodaki kolektör nedeniyle çıkışlarından dedi, dalgalı bir gerilim elde ederiz. Tam düz bir doğru gerilim elde edemeyiz dedi. Teneffüste yanına gittim. Hocam dedim, peki dedim bu kutup dedim içlerini elips şeklinde yapsak, trapez şeklinde bir gerilimin yüklense daha doğru gerilim elde etmez miyiz dedim. Peki dedi çocuk dedi, harmoniyi ne yapacağız dedi. Şimdi harmoniğin ne olduğunu bilmiyordum, adını duymuştum sadece. Utandım orada, hocam harmonik ne diye de soramadım. Araştırdım. 30 yıl önceden bahsediyorum. Şimdiki gibi internet yok. Kütüphaneye gittim, makalelere baktım. Makalelerde hep non-lineer yüklerin sinüs dalga şeklinde oluşturduğu bozulma şeklinde tanımlar vermişler. Non-lineer yük ne, sinüs dalga şeklini nasıl bozuyor? Tabii o zamanlar anlamakta güçlük çekmiştim. Daha sonra araştırmalarım devam ettikçe harmoniyi kafamda oturttum. Bu videoda size harmoninin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, akım ve gerilim harmoniklerinin ne olduğunu anlaşılır bir dille, sade bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olur.